Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2492 TL'ye içinde bir monitör, klavye, mouse, webcam, webcam'in mikrofonu, işte kasa bilmem ne dahil olan sistemi satın aldık. Bir uyarı geldi arkadaşlar. Wi-Fi adaptörü de var burada. Ayrıca kendisi satılırken direkt olarak işte EBA TV işlerinizde kullanabileceğiniz sistem diye satılıyordu. Başlığı da hatta full set kasa EBA'ymış. Şimdi çok uzattık girişi, gelin geçelim. Şurada bir tane webcam'i var. Bunu muhtemelen EBA uyumlu kılan parça bu arkadaşlar. Hani bunun esprisi oradan geliyor. Bu webcam'in üzerinde bir tane de böyle bir mikrofon var. Ayrıca burada gördüğünüz bir tane klavyemiz var. Klavyemizin markası Turbox. İşte namlak tuşu var. Üzerinde multimedya tuşları var. İşte oyun tuşları renkli falan filan. Monitör 21.5 inç arkadaşlar. Markası da Seabox. Bu markaya alıştık. Seabox doldu opsimiz. Bu arada bu biraz daha widescreen. Yani yataya geniş bir ekran olmuş bu arada. Şimdi diyeceksiniz bilgisayar ekranı bayağı yamuk yıllık görünüyor arkadaşlar. Kasaya geleceğiz bu arada. Kasamız son derece şekilli. Önünde ışık mışık var, üstünde hava ızgarası var. Yalnız kasamızda bir adet ekran kartı yok. Yani daha önce de söylemiştim, bu tarz fiyatlarda satılan ürünlerde oyun beklemiyoruz. No oyun. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, hani bu klavye piyasada 40 lira gibi bir şeyi bulabiliyorsunuz. Monitörü de 500 lira gibi bir şeyi bulabiliyorsunuz. Ne yaptı? 600 desen buraya toplam. Webcam tam 60 liraymış. İçerik birbirine girdi arkadaşlar. Başta hesaplıyorum. 550, 610, 640, Wi-Fi adaptörü 655, 655'i unutmayın. 2492'den çıkınca geriye 1900 lira gibi bir para kalıyor arkadaşlar. O da zaten sistemin kasasına denk geliyor. Kasa demişken artık geçelim bilgisayarımıza bu efsane fiyatlandırma olayımızdan sonra. Dediğim gibi herhangi bir ekran kartı olmadığı için üzerinde çözünürlüğü bu şekilde maksimum ayarlayabiliyoruz. Onun haricinde bir adet HDMI portu, bir tane de VGA portu var, 4 tane USB portu var, Ethernet kablosu girişi var. Bildiğiniz anakart üzerindeki onboard ses kartı var arkadaşlar. Onda da mikrofon, kulaklık bilmem ne girişleri var. En altta bir adet power supply görüyoruz. Power supply'ımız 300 watt. Evet, herhangi bir sertifikası yok. Onun haricinde kasamız ışıklı mışıklı. Burada bir adet reset tuşu mu acaba, ışık tuşu mu deniyoruz. Reset tuşu çıktı. RGB'leri yönetebileceğiniz bir kumanda yok üstünde. Orada bir tane hard disk görüyorum. King Dian diye bir tane marka arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam 240 GB'tı. Bu arada arkadaşlar hard disk dediğimiz SSD çıktı bu arada. 240 GB'lık bence hani o da 560 lira 600 lira olsa geriye zaten çok az bir para kalıyor. Anakart konusunda herhangi bir fikrimiz yok. 2 tane dörtlükten RAM takılı, herhangi bir detay yok arkadaşlar. İşlemci i3 CPU M370 arkadaşlar. Bu arada burada yazıyor. 2.40 GHz'de çalışabiliyor kendisi. Bir de şöyle bir durum var. Bilgisayara Windows 7 yüklemişler. Muhtemelen daha yüklü, daha güçlü performans alabilmemiz için. Sonuç olarak işlemcimizi Google'ladığınız zaman 170 lira gibi bir fiyat çıkıyor. Oldukça uygun fiyatlı, çünkü işi bu değil muhtemelen. Onun haricinde çok bir şey yok. RGB'lerle ilgili bir yanlış anlaşılma olmasın, sadece kırmızı oluyorlar. Artık şu sistemi bir deneyelim. Oyun olayı yok demiştik. Hem ikna olun hem de bir tane oyun açalım artık. Ne açabilirsek. Şimdi gelin isterseniz sırt kartaca geçelim, çünkü makinede ekran kaydı alamıyor. İlk olarak geleneksel 75 sekmeli ödevimize hoş geldiniz diyelim. Bakın çözünürlüğü sizlere gösteriyorum. Standart VGA 1280x1024. Tamam. Aynen bunu gördük. Webtekno açıldı bu arada. Ödevinizin başına oturdunuz. Aa, video açalım daha iyi olur. 35 tane açtım arkadaşlar. Böyle çılgınca bir ödev yapıyorum. İlk sekme, sıkıntı yok. Video acaba gelecek mi? Biraz rahatlatalım bilgisayarımızı. 6 tanesini kapatalım. Nasıl? Uzmanlaşmışım değil mi sekmeler arası video durdurmada? Tabi bayağı zaman kaybettiniz şu an yani. Evet, video testinden kaldı. Reji diyor ki videoyu bir normal aç, sonra bir sürü aç. 5 sekme daha kapat dediler. Şu Lütfi herhalde. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Bu. Belki hani dedik şu Wi-Fi adaptörü sıkıntıya sokuyordur. Onu söktük. Tamam, bunu teke indiriyorum. Evet, 720p'de sorunsuz. Bir tek FPS kaybı var. Hani biraz kasıyor makine doğal olarak. Onun haricinde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Sekme testini de yapmış olduk arkadaşlar. Gelelim artık şu zoom olayına. Aa, bu ben. 2002'de internet kafedeyim. Oo, Lütfi netlik ayarı var lan. Niye bu kadar zoomluyum ben ya? Webcam'de köydeki dayıya benziyormuşum. Sen niye böyle bir fon yaptın lan kendine? Evet, başlayabiliriz. Çağdaş. Şöyle bir durum var. Ben seni çok net duyabiliyorum abi. Sen de beni çok net duyabiliyor musun? Yani hoparlörden duyduğum için bir tık az duyuyorum ama duyabiliyorum. Sesin bayağı net geliyor. 2 kere 2. 4. Aferin, geçtin sınıfı. Şimdi arkadaşlar EBA TV faslında da hani şu an kullanabiliyoruz. Tabii ki de daha kalabalık aramalarda ne olur bilmiyorum. Şimdi ben bir ekran paylaşmak istiyorum. Kendi ekranımı paylaştım şu an. Ne görüyorsun abi? Counter mı oynuyorsun sen? Yok. Google. Sensin. YouTube'a girdim, takılıyorum. Ben görüyorum her yaptığını. Peki FPS kaybı vesaire var mı?
Var bir tık takılarak geliyor. Ama o önemli değil zaten. Sen ne yapabiliyorsun oradan? Bir şey yapmana gerek yok. Çalışıyor işte abi. Şunun bir beyaz tahtası var, onu deneyeceğim. Ne görüyorsun şu an? Beyaz tahta. Ne yazıyorum? Ben bu sene sınıfta kaldım Çağdaş. Oldu mu? Yani Ü'yü saymazsak oldu. Eyvallah, bence EBA testinden de geçti varsayabiliriz kendisini. Görüntü kalitesi bayağı düşük, ciddi bir FPS kaybı var. Karşı tarafı aktarımda sorun var ama yine dediğim gibi eğer amacınız buysa değerlendirilebilir. Evet, EBA'yı kapattık. CSGO'yu açıyorum. CS'yi açmıyor. Aa, aynen 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 aynen. Aa, neyi kapattım lan ben? Şimdi açtım bir daha Steam'i. Half-Life. Oynuyorum bayağı. Oo, hareket edemiyorum. Ateş edelim. Oynanmıyor. Ne oluyor lan? Niye öldüğümü anlamadım ama Half-Life'da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin diğer kardeşimize geçelim. Artık kapanış yapalım bence. Evet, artık EBA testimizi yaptık. Oyunlara da baktık. Lütfi ile görüşmeye de çalıştık. Son yorumum şu benim için açıkçası arkadaşlar. Hani bu fiyata sadece derdiniz EBA TV kullanmak, ders çalışmaksa hani bir klavyesi, bir mouse'u, bir webcam'i var denilebilir. En nihayetinde kablosuz ağ adaptörüne kadar her şeyi var. Toplu paket şeklinde geliyor. Değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Fakat bu bilgisayarı başka hiçbir alanda değerlendiremezsiniz. Yani bunu net bir şekilde ortaya koymak lazım. İnternete girerseniz bu çözünürlükte işte bir de Zoom vesaire vesaire ders işlerinizi bence halledebilirsiniz. O anlamda fiyatına bakıp kararı vermek size düşer diyelim. Bu videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa lütfen bizlere yorum bölümünden belirtin. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.